Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dostlar, tarikatların, cemaatlerin, hiziplerin, bütün hepsinin ortak noktalarından birisi de rüyalar ve rüya tabirleri. İslami rüya tabirleri Yusuf Tavaslı diye bir kitabı seneler önce satıyordum. Yani satan da bendim. Kitap sattığım yıllar var benim. O kitap sattığım yıllarda Allah affetsin neler sattım. Rabbime sığınıyorum. Rabbim sen bağışla bizi. Ne karadavutlar sattım. Ömer Nasuhi Bilmen'in ilmihallerini sattım. Neler neler. Aydın Yayın Evi Abdullah Aydın vardı rahmetli. Sonra oğulları devraldı. Bursa'da bize kitapları getirirlerdi ve biz de orada kendi tezgahımızda kitaplar satardık, kitapçılık yapardık. Arkadaşlar, ilginç bir hakikaten hayatım oldu. Basit bir şekilde söyleyeyim. Mesela resimden para kazandım, resim çizerek. İlkokullarda illüzyon, hokkabazlık yaparak para kazanmaya çalıştım. Uydu anten, çanak anten montajı yaptım. İstanbul'da küçük bir dükkan açtım. Çatılarda Hotbird, TürkSat, LMB, bölücüler derken çanak anten montajı yaptım. Sonra meslek lisesi torna tesviye bölümü mezunu olduğum için dostlar, Menteşe fabrikasında çalıştım, torna fabrikalarında çalıştım. Sonra ordu mensubu oldum, askeriye girdim. 1992-1998 yılları arasında ordu mensupluğu yaptım. Tabii bu arada fırıncılık yaptım. Çok da güzel randıman tutturuyorduk. Sonra çekyat, koltuk, kanepe döşemeciliği yaptım. O kesimlere müdahale ederek 360'tan nasıl bir çekyat çıkartırım diye çok emek verdiğimi bilirim. Kaynakçılık yaptığım dönemde gözümüze çok limon sıktık. Patates bağladık. Çeşit çeşit işler. Sonra güvenlik amirliği yaptım. Güvenlik amirliğini yaklaşık 2 yıl kadar sürdürdüm. Beşiktaş Futbol Kulübü'nün güvenlik amiriydim. Sonra özel korumalık falan da yaptık. İşte geçim mücadelesi, sıkıntısı derken. Dükkan açtık, esnaf olduk, şubeler açtık. Pazarlama yaptık. Türkiye'nin her yerine kaşık çatal mutfak eşyası pazarlamasıyla uğraştık. İşportacılık ya da pazarcılık. Pazarlara sabah çöpçülerle gidip gece bekçilerle ayrılırdık. Karanlıkta gidiyorduk pazara, tezgah açıyorduk. Geceliğin de karanlıkta dönüyorduk. Ve bir gün sonraki pazar eşyasını hazırlayabilmek için yeniden arabamıza, eşyamızı doldurmak için depomuza yanaşıyorduk. Onun haricinde neler yaptım? Şöyle bir hızlıca bir düşünürsem. Halı kilim sattım. Şöyle omuzumda halı halı diye sokaklarda halı kilim sattım. Tahtakale'de çeki senedi ödenmeyen esnafın çek senedini tahsil edebilmek için arabalarla gittim. Borcunu ödemeyen insanlarla konuşup o senetleri tahsil ettim. Onun haricinde başka aklıma ne geliyor? Avizecilik yaptım. Avize montajı. Avizeyle bayağı bir vakit geçirdim. Tahtakale'de kaşık çatal satarken imalata da yardım ediyordum. Yani işte sini imalatı, kaşık çatal imalatı. Onlara da yardım ediyorum. Eminönü'nde, Fatih'te çok işportacılık yaptım. Biz paraşüt deriz. Böyle naylonları sararsınız, üstüne atarsınız. Bütün bunları yaparken hayatımın en küçük yaştayken rahmetli babamın yurt dışından getirdiği paralarla başladım para koleksiyonu. Daha sonra diğer koleksiyonlar derken yıllarca eski eşyaları evimde topladım. Bu bir hobiydi. Hobi daha sonra 30'lu yaşlarda geçim kaynağım olmaya başladı. Sonra antikada eskide bayağı bir tecrübe sahibi olunca Mecidiyeköy'de bir dükkan açtım. Oğlum duruyor. Bir antika dükkanımız var. Ayrıyeten hediye sektöründe, ambalaj sektöründe çalışıyorum. Yani çalışıyorum derken
ürettiğimiz ürünlerin hediye paketlerinin piyasaya satışıyla uğraşıyorum. Böyle bir hayat ve arada inanın daha saymadığım işler vardır. Yani hepsini saymaya gerek yok zaten. Haksızlığa tahammül edemedim. Hayatım boyunca çalıştığım yerlerde gerek kendi ticaretimde gerekse maaşlı çalışırken hep doğru bildiğimi savundum ve bu yüzden birçok iş yerinden atıldım ya da ayrılmak zorunda kaldım. Benzin istasyonunda pompacılık yapıyordum. Güzel bahşiş geliyordu. Bahşiş iyi olduğu için de maaşımız düşüktü. Fakat hesaplayan, maaşımızı hesaplayan şirket ortaklarından iki kişi vardı. Birisi hesap ettiğinde güzel bahşiş kalırken, diğeri hesap ettiğinde bahşiş kalmıyordu. Ben de aynı günün aynı parametrelerini ikisine de hesap ettirdim. Birbirlerinden haberi yoktu. Ve hatayı patronuma ispat ettim. Bir maaş fazla alıp işten çıkartıldım. Bunu bütün sektöre yayabilirsiniz. Nerede çalıştıysam maalesef hakikati ve doğruyu savunayım derken işsiz kalıyor. Rahmetli kayınbabam ara sıra eşime Mahmut Ali aynı işte mi çalışıyor diye sorardı. Yani ben 1-2 yıl aynı meslekte, aynı işte çalışmak nasip olmuyor. Böyle bir hayat. Sonra Rabbimin takdiri bu hayatımın son 15-20 yılı diyelim, bayağı bir kitaplarla tanışmak nasip oldu. Kur'an'la tanışmak nasip oldu. Zaten sorgulamanın neticesinde Cübbesiz Mahmut şu anda karşınızda. Onun için Cübbesiz Mahmut'taki tecrübe, hayatın içinden gelmek, varoşlardan gelmek, sokak kavgalarıyla büyüyüp, Tahtakale ticaretiyle yoğrulup karşınıza çıkan birisi olarak birçok şeyi terbiye ettim. Terbiye ettiğim en önemli konulardan birisi dostlar, korkuyu terbiye ettim. Korkmak bir nimettir ve her insan korkar, bu fıtrattandır. Ama korkuyu terbiye etmek hakikaten önemli. Buna da lazım olan şey bilginin gücü. Eğer bilginize güveniyorsanız bu size cesaret veriyor. Bilgiye dayanan cesaret. Cahil cesarete değil. Secaatta diyebiliyoruz herhalde. Şimdi bilgiye dayanan gücünüz olduğu zaman ve yaşadıklarınız hakikaten ciddi bir tecrübe size kazandırdığı zaman çok güzel bir varsayım ile, iddia ile ya da cesaret ile içinizdekilerini rahat rahat konuşabiliyorsunuz. Bu çok güzel bir şey. Onun için kaç yaşında olursanız olun arkadaşlar, yaşayın, gezin, dolaşın, öğrenin, tecrübe edin, deneyin. Benim akrabalarım var, mesela rahmetli amcalarım. Vefat ettiler. 80 yaşında vefat eden amcama hatıran nedir diye sorduğumda sohbet edelim, eskilerden konuşalım. Yok hatıra. Onlar seyistiler, at bakıyordular. Seyistlik yapıyorlardı. Çerkez mesleği. İşte şu sene at şöyle kazandı, bu sene at böyle kaybetti. Bu sene atın ayağı kırıldı. Başka bir şey yok. Arkadaşlar, hayatı dolu dolu yaşamaya çalışın. Hatıralarınız olsun. Mümkün olduğu kadar işinizi değiştirme imkanınız olduğu zaman korkmayın. Değiştirin işinizi. 10 yıl aynı işi yapmayın. Yapmayın aynı işi. Mutlaka bir değişiklik. Değiştiremiyorsanız yanına yeni bir iş katın. Yeni bir uğraş katın. Bir şeyler katın. Ben Türkiye'nin bütün illerini gezdim.
bütün illerini. Tahmini 700 civarında ilçe gezdim. Hem memurken gezdiğim iller, hem esnaf olarak gezdiğim iller, hem de pazarlamacı olarak gezdiğim ilçeler hakikaten çok güzel bir tecrübe kazandırdı bana. Bana herhangi bir il söylediğiniz zaman ben o ilden hemen size birkaç tane ilçe sayabilecek hale geldim. Kütahya, Sima, Gediz, Şaphane, Emet, Pazarlar. Yani bir de eski Gediz, yeni Gediz de var. Şimdi annem Elazığlı, babam Sivaslı, Bursa'da yetişmiş büyümüşüm. Zaten karışık bir ailenin bir ferdi olarak gezmeyi de seviyorum. Kapalı alanda kalmak zaten bana göre bir iş değil. Kapalı alanda durmak benim için cezadır. Orada ne yaparsam yapayım benim yapım uygun değil. Arkadaşlar videoya başlarken böyle bir şeyi planlamamıştım. Doğaçlama olarak içimden geldi. Size kendimi biraz daha tanıtmış oldum. Biyografi gibi bir şey oldu. Wikipedia'da yeteri kadar bilgi yoktu. Baktım ona. Böyle kıyısından, köşesinden birkaç bilgi var. Telefonum her yerdedir. Herkes beni arayabilir. Herkesle konuşabilirim. Arayıp tehdit eden de var. Arayıp hakaret eden, küfür eden de var. Arayıp teşekkür eden de var. Onun için hiç önemli değil. Ben hepsine hazırım. Herkes arayabilir, konuşabiliriz, sohbet edebiliriz. Şimdi geçelim videomuza arkadaşlar. Videomuzun konusu en başta söylediğim, tabii o kitap satmak oradan konu açılmıştı. Rüya tabirleri. Şimdi İslami rüya tabirleri diye bir şey var. Bir de istihare var İslam'da. Daha doğrusu özür dilerim. Uydurulmuş dinde. Adam diyor ki şeyhine, benim için de istihare yatar mısınız? Adam istihare yatıyor, o işe girme diyor, iyi çıkmadı. Ya da onunla evlen diyor, iyi çıktı. Sonra tersi çıkarsa ne oluyor? Yeteri kadar iman etmemiş. Bakın arkadaşlar, kelli felli esnaflar var. Hatta bir işten de bu yüzden ayrıldım ben. Bir ithalat firmasında çalışırken şirket sahiplerinden birisi ameliyat olacak. Adıyaman menzile telefon açıyor. Ameliyat olayım mı olmayayım mı diye. Şeyhi istihare yatıyor ve diyor ki olma. Rüyanın neticesinde adam olma diyor. Ben de bunun çok yanlış bir metot olduğunu, ameliyat olup olmamasına doktorların karar vermesi gerektiğini, bir doktordan mutmain olmadıysa gerekirse 2, 3, 5 tane doktora gitmesi gerektiğini ve kararı kendisinin alması gerektiğini söyledim. Tabii bunun üzerinde de biraz ayetlerle devam edince oradan da bir maaş fazla alıp işten ayrılmak zorunda kaldım. İşten çıkartırken söyledikleri de şeydi. Biz işten çıkartırken en son geleni çıkartıyoruz. Şu anda şirketimiz küçülmeye gidiyor. Masraflar çok fazla. Küçülmeye gideceğimiz için en son sizi almışız. O yüzden önce sizi çıkartmamız lazım. Dediler, beni öylece çıkarttılar. Ama ben yine konuştum. Doğru bildim, yine söyledim. Şimdiki videomuzun konusu da yine bir hadisten yola çıkarak rüyada Allah'ın görünmesini anlatan bir bıyıksız Ehl-i Sünnet'in cemaatleri. Şimdi Allah rüyada nasıl görülür? Kimi görürsen Allah'ı görmüş olursun. Bununla ilgili 1-2 yıl önce videolar yapmıştım. Rüyada Allah ile konuşan, Allah ile gezen bunlar çok. Bir de 4 mezhepte de Allah rüyada görülür. Bu kadar da iddialıdır. Beni en çok üzen Allah'ı parlak bir oğlan şeklinde gördüğünü anlatan tasavvuf ekolü. Bakın. Rum Celaleddin'in, Celaleddin Rumi'nin hocası Tebrizi kimya ile oynaşıyor ve kimya kayboluyor. Rum Celaleddin geliyor soruyor, diyor ki hocam diyor biraz önce kimya sizin yanınızdaydı diyor.
Gördüm diyor, oynaşıyordunuz. Tebrizi de diyor ki, o diyor Allah idi. Nasıl olur deyince diyor ki, bir Allah bir kulunu severse ona en sevdiği kılıkta gelir. Ben de kimyayı çok sevdiğim için Allah Zülcelal benim yanıma kimya kılığında geliyor diyor. Bunlarla ilgili videom da var, bakabilirsiniz. Şimdi bizim arkadaşımızın, bu Ehl-i Sünnet'in bıyıksızının Allah'a ve Resulüne attığı iftirayı hep beraber dinleyelim arkadaşlar. 51. ayet. Hadis-i şerifte şöyle buyuruluyor. Sizin gördüğünüz en hayırlı rüya, rüyanızda annenizi, babanızı, peygamberinizi ve Allah'ı gördüğünüz rüyadır. Sahabe-i kiram efendilerimiz soruyorlar. Allah'ı görmek mümkün müdür? Bunu nasıl anlayacağız diye. Allah Resulü de şöyle cevap veriyor. Dünya hayatında insanların işlerini sevk ve idare eden sultanlar olduğu için, bugünün tabiriyle devlet idarecileri olduğu için bir kimse rüyasında devlet idarecisini gördüğünde o Allah'ı görmek olarak tabir edilir. Ve gördünüz mü arkadaşlar? Mülki idarecinizi, yani bu dünyada sizi yöneten kişiyi görmeniz Allah'ı görmek olarak tabir edilir diyor. Nasıl haddi aşmak olduğunu siz anlayın. Bu kadar basit aslında. Bir de Resulü görmek meselesi. Bakın arkadaşlar, rüyada kimi görebilirsiniz? Eğer rüyada gördüğünüz kişiyi tanımanız için lazım olan tek şey onu normal hayatınızda da görmüş olmanızdır. Annenizi babanızı görmeniz normal. Zaten gündüzleyin görüyorsunuz. Sahabenin Resulü görmesi normal. Zaten gündüz görüyor. Ama sizin ömrünüzde hiç görmediğiniz birisini rüyanızda görme ihtimaliniz yok. O zandır, zan. Gördüğünüzü zannedersiniz. Şimdi Resulü gördüğünü iddia eden milyonlarca insan var. Yüz binlerce insan Resulü görüyor. Tarif edin bakalım, aynı insan mı? Tarif edemiyorlar. Peki nasıl tanıdın diye soruyorsun. Rüyanda o kişiyi nasıl tanıdın? Yakasında etiket mi var? Biri mi tanıştırdı? Kendisi mi söyledi? İçine mi doğdu? Delilin ne? Delilin ne? Bir tane tutarlı, akla uygun bir delil veremezsin kardeşim. Sana geldi dedi ki ben Allah'ın Resulüyüm dedi. Nasıl inanıyorsun? Resul yalan söylemez. İyi de o Resul mü? Birisi geldi sana ben Allah'ın Resulüyüm dedi. İnandın mı? Ben senin Allah'ınım diyen de var rüyaya gelip. İnanacak mısın? Arkadaşlar, bakın tekrar ediyorum. Normal hayatta gördüğünüz insanı rüyanızda görebilirsiniz, tanırsınız. Onun haricinde sizlerin içinizden, sizin içinizden herhangi birisi benim amcamı rüyasında göremez. Ben Mahmud'un amcasıyım dedi mesela. İnanacak mısın? Aklınızı kullan. Şimdi Allah'ı nasıl göreceğini anlatıyor. Mülki amiri görmek, yöneticiyi görmek, Allah'ı görmekle aynı şey oluyormuş. Dolayısıyla bir insanın rüyasının hayırlı olup olmadığını anlamasının yollarından birisi de budur. Annesini, babasını, peygamberini veya Allah olarak tabir edilen sultanı görmek. Bir rüyanın hak olup olmadığını anlamanın da iki yolu vardır. Bunların birincisi uykudan fırlayarak uyanmaktır. Sıçrayarak, yani korkarak değil, daha çok zinde bir halde uyanmaktır. İkinci alameti ise düşünmeksizin her şeyi hatırlamak, o rüyanın hak rüya olduğunun ikinci alametidir. İşte arkadaşlar, alameti farika. Şimdi alametlerini söyledi. Bunların hepsi de hadis. Şimdi bu hadisin kaynağı nedir? Ravisi nedir? İçeriği nedir? Nereden bunu duydun? Resul bunu kaç kişiye söyledi? Kaç rüyayla bu teyit edildi? Kaç rüyayla bu anlatıldı? Yok. Hiçbirini vermeye gerek yok arkadaşlar. Bizim gibi hadislerin problem olduğunu ispat eden insanlara karşı sen bu hadisi veriyorsun ama sağlam mı diye niye bakmıyorsun? Bir hadisi anlatmak için hadis alimi olmaya gerek yok. Herkes hadisi anlatıyor. Ama hadisi eleştirdiğiniz zaman sana hadis ilmini soruyorlar. Sen bu hadisi eleştiriyorsun ama hadis ilmi aldın mı? Hadisi okumak için ilme gerek yok. Hadisi anlatmak için ilme gerek yok. Eleştirmek için ilim lazım, öyle mi? Bu ne kadar güzel bir şey. Bu ne kadar güzel bir şey.
Düşünün mesela istediğinize ilaç verebiliyorsunuz. İlaçları alın, istediğiniz ilacı istediğiniz kişiye verin. Herkese ilaç dağıtın. Ama eczacı olmanıza gerek yok. Ama ilacı eleştirirsen o olmadı, o oldu. Bak, eleştirirsen sen eczacı mısın? Nasıl ilacı eleştiriyorsun? Tamam, çok güzel. Ama anlatırken o hadisin sıhhati, delilleri konusunda herhangi bir şey bilmeye gerek yok, değil mi? Zaten ne diyorlar biliyor musunuz? Siz bir hadisi söyleyin, doğru ise bir, yanlış ise ikisi. Neden? Çünkü ters olması lazım. Hayır, adam üzerine basarak söylüyor. Diyor ki, doğruysa bir, yanlış ise iki. Neden? Çünkü diyor, riske girdin. İşte riske girdiğin için Allah seni mükafatlandırır diyor. Arkadaşlar, nereden tutarsanız tutun, elinizde kalır. Ya ehli Kur'an olacaksınız, ya ehli sünnet olacaksınız. Kararınızı verin. Ben hem ehli Kur'an'ım, hem ehli sünnetim demek sadece çelişki olur. Düşünmeniz, vakit etmeniz olur.